Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Ankara Kavaklıdere'de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün özel Emre Eğitim Kurumlarına konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu üyesi Filiz Çakır hanımefendi var. Filiz Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Filiz Çakır, Emre Koleji Yönetim Kurulu üyesiyim. Ankara doğumluyum. Peki Filiz Hanım, özel Emre Eğitim Kurumları kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 1992 yılında kurulmuştur okulumuz. Emre Eğitim Kurumları 25 yıldır Ankara'nın köklü, saygın eğitim kurumlarından bir tanesidir. Peki efendim, özel Emre Eğitim Kurumları öğrencilerine ne gibi hizmetler sunmaktadır? Okulumuz ilkokul, anaokulu ve ortaokul olmak üzere bu sene için 3 ayrı kademede eğitim öğretim verebiliyor. Ama inşallah seneki yıllarımızda diğer bölümlerimiz de bize eklenmiş olacak. Biz Emre Koleji olarak birebir eğitime inanan bir kurumuz. Kapasitemiz çok çok kalabalık bir okul değil. Bunu da bu yüzden kurumumuzda çok sağlıklı bir şekilde verebiliyoruz. Ana sınıfından aldığımız çocuklarımızı 8. sınıfımıza kadar kendini iyi ifade edebilen, güçlü, başarılı, mutlu, okula gelmekten zevk alan, öğrenmeyi zevk edinmiş öğrenciler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tabii bunların yanında bir de iki yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda hafta sonu kurslarımız, hafta içi yaptığımız eğitim koçluğu sistemlerimiz, öğrencilerimizi birebir takip ettiğimiz sistemlerimiz ve aynı zamanda öğrencilerimizin kitap okuma ve gelişme adına yaptığı çalışmaları desteklediğimiz sistemlerimiz mevcut. Bu anlamda da girdiğimiz birçok sınavda, deneme sınavında öğrencilerimizi soktuğumuz birçok çalışma içinde başarılı ve Ankara'da birçok dereceleri almış bir kurum olmayı başardık. Efendim, biraz da özel Emre Eğitim Kurumlarının kuruluş hikayesinden bahsedelim. Okulumuz 1992 yılında Ankara'da güzel bir semt olan Kavakdere semtinde kurulmuştur. Kurucumuz 25 yıl önce bence geleceği görmesiyle bir önderlik yapmıştır. Kurucumuz Sayın Sait Sarısaçlı bu işe 25 yıl önce gönül vermiş ve geleceği görmüştür ve geleceğe daha güvenle bakmaya çalışan bir bireydir. Peki efendim, hedefleriniz nelerdir? Özel Emre Eğitim Kurumlarının ilerideki hedefleri nelerdir? Biraz da bunlardan konuşalım. Ben bu okulda 18. yılımı tamamladım. Şu ana kadar gördüğüm şu oluyor. Mezunlarımız okulumuza geri dönüyorlar. Mezunlarımız okulumuzdan iş istiyorlar. Mezunlarımız kardeşlerini, kuzenlerini, komşularını, akrabalarını okulumuza getiriyorlar. Uzun bir zaman bu sektörün içinde kalınca çocuklar gerçekten burada aldıkları bilgiyi, sevgiyi, saygıyı, alakayı gerçekten fark etmiş bir şekilde bize geri dönüş yapıyorlar. Bu mezunlarımızı görmek beni çok mutlu ediyor ve onların iyi yerlere geldiğini görmek de aslında sadece o sene onu okutup işinin bitmesi anlamına gelmiyor. İleriki yıllarda da onu takip etmiş oluyorsunuz. Bu benim için gurur verici bir şey. Onlarla gurur duyuyorum. İyi yerlere geliyorlar ve hepsinin söylediği şu sözcük oluyor: öğretmenim, temelimiz çok güçlü ve kuvvetli atıldı. Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak değerli izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum size. Tabii ki var. Eğitim çok ciddi bir iş. İnsanların çocuklarını okullara, özel okullara yazdırırken aklından bir sürü soru geçiyor. Hangi okula yönlenmeliyim? Öğretmeni iyi mi? Yapılan çalışmalar nelerdir? Çocuğum mezun olduğunda gerçekten onun için iyi bir yatırım yapmış oldum mu gibi sorular akıllarından geçiyorlar. Bunun için şuna çok iyi inanmaları gerekiyorlar. Bence bir okulu tanıyabilmek için o okulun ruhu, yapılmak istenilen şeyin ne olduğunun iyi öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok çok ismin duyulmasının çok büyük artı katacağını düşünmüyorum açıkçası. Sadece çalışmalarını yapan insanların, mezunları nereye geliyor, hangi işlemler içine giriyorlar, okul kaç yıllık, okulda verilen hizmet nedir, yönetim kadrosu, öğretmen kadrosu, idareci kadrosunda olan insanların bu konudaki deneyimleri nelerdir? Bunlara iyi bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Filiz Hanım. Değerli izleyenler, bugün Ankara Kavaklıdere'de özel Emre Eğitim Kurumlarına konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?